Zeytin Dalı operasyonunda terör için mücadele Mehmetçiklerimizi selamlıyorum. Terörü lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Bir yandan da ülkemizde yaşam devam ediyor. Hafta sonu Niğde'de Esnaf Oda Başkanı'na ziyarette bulundum. Esnaf odalarımızı üyelerinin ciddi anlamda mağdur olduklarını dile getiriyorlar. AVM'lerin kent içinde açılması, küçük esnafın yüksek vergi ödemesi, ekonomik durgunluk ile işlerinin durma noktasına erdiğini belirtiyorlar. Bu arada ülke genelinde ticari taksiciler mağdur eden bir durum var. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Uber olarak bilinen ulaşım şebeke şirketinin uygulamaları da ticari taksi esnafı için ciddi bir soruna dönüşmüş durumdadır. Yalnız 17.395 ticari taksi bulunan İstanbul'da bu durum çok ciddi hissedilmeye başlandığı gibi ülke genelinde yayılmaktadır. D2 belgesi olan araçların Uber uygulamasında kullanılmasıyla ticari taksiler iş yapamaz duruma gelmiş bulunmaktadır. Hükümet bu konuda acil düzenleme yapması ve önlem alması beklenmektedir. Taksicilerin sesini hükümetin duyması istenmektedir.